Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla hanelerinize misafir olduk. Hepinize hayırlı sahurlar diliyoruz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var ve önemli bir konu var. İnşallah bununla ilgili burada hem bilmediğimiz yönüyle hem yeni bilgilerle inşallah bir şeyler öğreneceğiz. Kıymetli konumu takdim etmek istiyorum. Doktor Abdülkadir Turan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam özellikle sizin vakıf olduğunuz bir konu. Bu konuda doktora yaptığınız bir konu, Selahaddin ve Zengi'yi konuşmak istiyoruz. Bununla ilgili sözü size bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Ramazanlarım mübarek olsun inşallah izleyicilerimizin. Rabbim bereketli geçirmeyi nasip eylesin. İsmi Zengi ve Selahaddin, yani Nureddin Mahmud Zengi ve Selahaddin'i Eyyubi, biz burada miladi 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Hicri 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Miladi biz 12. yüzyıldan bahsediyoruz. Vakanın üzerinden 800 yıl geçmiş, böyle bir tarihsel geçmiştir. Ama bugün hala canlı olan, bugün hala çok konuştuğumuz bir konudan bahsediyoruz. Zira Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi denince akla Mescid-i Aksa geliyor ve Mescid-i Aksa onların iktidarından önce istila altında olduğu gibi bugün de istila altındadır. Bugün Mescid-i Aksa'nın nasıl istiladan kurtulacağı konuşulurken baktığımız yer ister istemez Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi'nin bunu nasıl kurtardığıdır. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'nın o gündemde oluş hali, Mescid-i Aksa ile ilgili mücadele ister istemez Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi'den söz etmeyi gerektiriyor. Ancak bu iki şahsiyet sadece Mescid-i Aksa ile alakalı değiller. Zira Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu hal İslam alemiyle alakalı bir göstergedir. İslam alemi iyi durumdaysa Mescid-i Aksa iyi durumdadır. İslam alemi iyi durumda değilse, sorunlar yaşıyorsa Mescid-i Aksa sorunlar yaşıyordur. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı kurtarmak isterken siz İslam alemini kurtarmak durumunda kalıyorsunuz. Bunun için Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi Hazretleri Mescid-i Aksa'yı kurtarmaya çalışırken esasen İslam alemini kurtarmaya çalışmışlardır. Çok yönlü ihya etmişlerdir. Mesele burada sadece dış düşmanın yenilmesi değildir. Zira dış düşmanın yenilmesi her şeyi bitirmiyor. Bir düşmanı yenersiniz, arkasından bir düşman daha gelir. Eğer sizin elinizde kıymetli bir şey varsa yakından veya uzaktan birileri o kıymete, o değere hücum eder ve onu sizden almaya çalışır. O halde sizin sürekli bir uyanık olmanız gerekiyor. Sizin gafleti kabul etmemeniz, gaflete düşmemeniz gerekiyor. Bu da Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin yaptığı budur. İhya olmuş bir İslam alemi, gaflette olmayan, diri, ayakta olan, kıyamda olan bir İslam alemi, düşmana karşı kıyamda olan, Yüce Allah'a karşı secdede olan bir İslam alemi inşası, projesi içinde bulunmuşlardır. Meselenin özü şudur, bu girişten sonra ifade edeyim. İslam alemi Hicri 4'e gelindiğinde, bu miladi 10'a takabül ediyor, korkunç bir zenginleşmeyle yüz yüzeydi. Bununla beraber tarihinin en büyük ilmi gelişmesiyle yüz yüzeydi. Fakat zenginleşme onu uyuşturuyor, ilim onu ihtilafa düşürüyordu. Yine zenginleşme bir elitleşmeye yol açmıştı. Bizim elitleşme dediğimiz seçkinleşme, toplumdan ayrışma derken yönetim şehir merkezlerinde kaldığı gibi
İlim de şehir merkezlerinde kalmıştı. Ülema ne taşranın yönetiminden haberdardı, ne orada uygulanan sistemden, onun adil olup olmayışından haberdardı, ne toplumla bir bağ kurabiliyordu, bir iletişim kurabiliyordu. Bunun neticesinde Müslümanlar büyük bir kayba uğradılar. Bu ihtilafa düştüler, büyük bir kayba uğradılar. İslam alemi üçe bölündü. Endülüs'te bir devlet, Abbasiler doğuda, ortada ise Fatimiler denen bu İsmaili mezhebin bir yansıması olan bir devlet meydana geldi. Böyle parçalı bir dünya meydana geldi. İçeride ise her biri de kendi içinde bölük pörçük. Böyle bir ortamda Selçuklular Osmanlıların yardımına yetiştiler. Güçlenen, artık Tarsus'ta durdurulamayan, Adana'da durdurulamayan, Halep'in güneyine kadar inebilen Bizans'ı şöyle bir gerilettiler. Ta İstanbul yakınlarına kadar. Anadolu Selçukluları 1070'li yılların sonlarında İstanbul'un yanı başına geldiler ve İznik'i kendilerine başkent edindiler. Fakat sizin eğer bir toplumsal dirilişiniz yoksa kazandığınız zaferler geçici oluyor. Buna karşılık Ortodoks Hristiyanlarla Katolik Hristiyanlar tarihte ilk kez birleştiler. Bizans Kralı Alexios'la Papa Urban'ın girişimiyle birleştiler. Bütün oldular. Bu birleşik bütünleşik güç ihtilaf halindeki İslam alemine hücum etti ve nihayetinde 1099'a geldiğimizde Kudüs'ü istila etti. Bütün bu sürecin bir adamı vardır, bir alimi vardır. İmam Gazali. Gazali bütün bunları görmüş bir adamdır. Gazali'nin önünde iki yol vardı. Ya silahını kuşanıp, tabiri caizse cepheye gidip bunlarla savaşacaktı. Ya da meselenin çok köklü bir olduğunu. Cephede zaferler kazanılırsa dahi bunun geçici olacağını dikkate alır ve doğan çocuktan başlayarak bir eğitim sistemi başlatacaktı. Gazali bu ikinci yolu tercih etti. Eyyuhel veled diyerek ta çocuktan başlayarak bir eser yazmaya başladı. Çocuklara hitap ederek eser yazmaya başladı. İhya-u Ulumuddin diye bir eser kaleme aldı. Henüz Kudüs istila edilmeden önce esasen bunu yapmıştı. O vaziyetin tamamen farkında Gazali. İşte Gazali'nin bu eserleri, bu çalışmaları bununla beraber o dönemin koşulları içerisinde bu ilmi ihya çabasının içerisinde Müslümanların cemaatleşmeleri için tarikatı önerdi. Daha önce bireysel zühd vardı İslam aleminde. Gazali bu bireysel zühdün işlevsel olmadığını, fertleri kurtarsa da topluma fayda sağlamadığını, bunun için bunun topluma yayılması gerektiğini önerdi. Bunun sağlanması da bir cemaatleşme gerektiriyordu. Sufilerin tarikatlara dönüşmelerini tavsiye etti. Kendisi her ne kadar bir tarikat şeyhi değilse de açık bir dille tavsiye etti. Buluşun, gruplaşın, tek başınıza zühdünüzü yaşamaya çalışmayın dedi. İşte Gazali Hazretleri'nin bu eserleri 1130'lu yıllara geldiğimizde artık Musul çevresine kadar gelmiş, oradan Halep çevresine kadar yansımış, oradan Haçlılarla mücadelenin yapıldığı Lübnan taraflarına kadar uzanmıştı. Ve genç nesil bu eserlerle büyümeye başlamıştı. Yani Gazali'nin vefat tarihi miladi takvimle ifade edelim ki izleyicilerimiz anlasınlar, vakıf olsunlar meseleye, 1111'dir. Nureddin Mahmud Zengi'nin doğumu ise 1118'dir. Onun vefatından 6 yıl sonra. Dolayısıyla gençlik dönemini o eserlerle geçirebiliyor. Selahaddin Eyyubi Hazretleri'nin doğum tarihi ise çok daha geç. 1138'dir miladi takvime göre. 1137-38 aralığıdır. Selahaddin daha fazla da bu eserlerle haşir neşir oluyor. Önce Nureddin Zengi'nin babası bir Musul Atabegi oluyor. Musul Atabegli dediğimiz Musul'dan
Halep'e kadar uzanan bir bölge ama bütünleşik değil. Araya da başka küçük küçük devletler var. Müslümanlar her bir şehir bir devlet olmuş böyle bir ve her biri diğerle çatışma halinde. Bugün hafsalamız bunu almıyor. Yani orada kaç tane şehir var, kaç tane kasaba var. O kasabalardan Musul'dan Halep'e kadar hatta Antakya'nın dibine kadar her aşağı yukarı, aşağı yukarı her kasabayı neredeyse küçük bir devlet sayabilirsiniz. Ama Halep temelde şeye bağlı, Musul'a bağlı. Bu iki şehir arasında bir devlet nizamı kurulabilmiş. Burada Nureddin Zengi'nin babası İmadüddin Zengi aynı zamanda yönetimini Diyarbakır'ın kuzeyine, maden çevresine kadar götürecek. Siirt taraflarını falan alacak. Hekkari taraflarını alacak. Güneyde Rakka'ya kadar bir uzanmaya çalışacak ve burada bir İslam devleti çekirdeği meydana getirecektir. Temelde Abbasilere, Selçuklulara bağlıysa da yani bağımsız bir devlet bu. Fakat 1144'te de Urfa'yı alacak Haçlılardan ki Urfa Haçlıların kurduğu ilk devlettir. Bu devletin alınması Haçlılar açısından büyük bir kayıp olacak. Devletin alınmasından yaklaşık 2 yıl sonra 1146'da İmadüddin Zengi vefat edecek. Yerine Nureddin Mahmud Zengi geçecek sadece Halep'te. Diğer oğlu Musul'da yönetimi ele geçecek. Nureddin'in kurduğu devlet çok, ilk başına geçtiği devlet çok küçük bir devlet. Yani Halep ve sadece yakın çevresinden ibaret. Ama Nureddin kendisi için bir ilke belirleyecek. Gazali'nin o meşhur tavrı üzerine Müslümanla uğraşma, küfarla uğraş. Müslümanları bir tut, bütün tut, küfarı parçalamaya çalış. Bunu kendisine siyasetin esası haline getirecek. Bir stratejiye dönüştürecek. Ne yaparsa yapsın yanına bir Müslüman almaya çalışacak. Ve ne olursa olsun hedefinde daima küffar olacak. Velev ki bir Müslüman şehre yönelik bir akın, bir sefer düzenlemesi gerekiyorsa dahi bunu çok makul gerekçelerle küffarla mücadeleyle ilişkilendirecek. Yani diyecek ki biz bu şehre tamah etmiyoruz. Ey şehrin halkı. Biz burayı sizin bizim cihadımıza katılmanız için talep ediyoruz. Bu konuda samimiyetimize inanın ve gelin bizimle beraber savaşın. Bakın biz sizin emirinize diyoruz ki gel bizimle birlikte küffarla cihad et. Ama emiriniz gevşeklik yapıyor. Bu yüzden biz zayıf kalıyoruz. Bizim güçlenmemiz sizin desteğinize bağlıdır. Bunun eğer bizim size kastığımız emirinizi aradan çıkarmaktır diyecektir. Ve Nureddin burada bir adalet mekanizması inşa edecek. Haftanın iki günü toplumu dinleyerek adaletsizlikleri giderecek. Bununla beraber her tarafa Şafii ve Hanefiler için medreseler açacak. Yine bununla beraber her tarafta Sufiler için dergahlar açacak. İlim, zikir ve kılıç buluşacak. Üçü bir araya gelecek. Müslümanlar Hanefi Şafii farkı gözetilmeden bir bütünleşecek. Ehl-i kıble unsurlardan eskiden beri Hristiyanlarla sıkı fıkı olan ama ehl-i kıble sınıfı içinde sayılan sınıfıysa başkalarının tutumu yerine böyle katletme falan yerine sorun olmaktan çıkaracak. Onlara diyecek ki Haçlılarla işbirliği yapmaya devam ederseniz, Hristiyanlarla bu şekilde ilişkilerinizi sürdürürseniz ben sizinle mücadele ederim. Onları sürgün edecek. Katletmeyecek, öldürmeyecek ki araya bir kan davası falan girmesin. Ve Müslümanlara yönelik infaz meselesini tamamen bitirecek. Kendi döneminde hiçbir siyasi infaz gerçekleştirilmeyecek. Böyle bir düzen kısa bir süre içerisinde meyve verecek. Örneğin Urfalılar tekrar, Haçlılar tekrar Urfa'yı istila etmek isteyecekler. Ama Nureddin buna müsaade etmeyecek. Şanı büyüyecek. Arkasından fetihler yapacak. Yanında kim var? Selahaddin Eyyubi'nin amcası Şerkuh var. Derken o Halep devleti Urfa'ya kadar uzanacak, Antakya civarına kadar uzanacak. Sonraki dönemde bugünkü Suriye'nin başkenti, biz Şam diyoruz, o güne Dımaşık diyorlardı. Dımaşık'ı alacak, Şam'la Halep buluştu muydu ortaya bir nizam çıkıyor. Eskiden beri bu coğrafyanın yapısı böyle. Kendini savunabilir, ayakta tutabilir bir sistem çıkıyor. Bu iki şehir birlikte olmadan o bölgede bir devlet düzeni oluşmuyor. Beylikler oluşuyor ama bir devlet düzeni oluşmuyor. Babası çok istemişti Şam'ı almayı ama alamamış. Fakat Şerkuh'un desteğiyle Şam'ı alacak.
Şam'ı aldıktan sonra ise Mısır'a yönelecek. Zira Mısır artık yıkılmak üzeredir Fatmi Devleti. Haçlılar buraya göz dikmişler. Yönetimdeki gevşeklikler, yönetimdeki ihtilaflar yüzünden Mısır düşecek. Haçlılar şuna inanmışlar. Mısır'ı ele geçirmeden Kudüs'ü elde tutmaları mümkün değildir. Bu imkansız görünmüş onlara. Fakat neticede Nureddin'in siyaseti şudur. Şartlar olgunlaşmadan bir yere hücum edilmez. Özellikle Müslümanların elinde ise oraya akın düzenlenmez. Bizim konuda Ehl-i Sünnet uleması çok dikkatlidir. Emirleri de çok dikkatlidir. Mesela bize ne olursa olsun, hangi mezhebi unsurun elinde olursa olsun, velev ki haşhaşı bile olsalar, asla ben Müslümanım diyen kişinin toprağına yapılan akına cihat denmez ve oradaki o ele geçirme işlemine fetih denmez. O zapt denir mesela. Tarihçilerimiz çok dikkatlidirler. Mezhep farkı gözetmeden derler ki zapt etti. Oraya sefer düzenledi. Cihat yaptı denmez. Bu çok sahih, çok sağlam bir akidedir bu. Çok titiz. Karşı taraf tekfir ediyor. O burada çok kıymetli değil. Nureddin bu konuda çok dikkatli. Bu meselelere vakıf bir insandır. Belki bahsetmemiz gerekiyordu. Bu dönemde ilme verdiği önem içerisinde hadisi çok yaygınlaştıracak. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini ihya edecek. Bununla var olacak. Ve Allah-u Teala takdir edecek. Mısır ona muhtaç olacak. Mısır diyecek ki gel beni kurtar. Çünkü artık kendini kurtarabilecek durumda değil. Esasen bizim o gel beni kurtar dediğimiz Mısır devleti Nureddin'in devletinden birkaç kat büyüktür. Nureddin onun bir eyaleti gibi bile değil. Ordusu onun sadece İskenderiye'deki askerlerin sayısı kadar dahi değil. Kalabalık ama ihtilaf içindeki bir yapı, köhnemiş bir yapı, ideallerini kaybetmiş bir yapı. O yapı Müslümanlara çok şey kaybettirmiş. Sicilya'yı o kaybettirmiş, İtalya'nın güneyini Müslümanlara o kaybettirmiş. Kudüs'ü o kaybettirmiş. Kudüs onların elindeyken, Fatımilerin elindeyken Haçlıların eline geçmiş. O sahil şehirlerinin tamamı onların elindeyken Haçlıların eline geçmiş. Artık meşruiyetini kaybetmiş. Elindeki değerleri kaybederek, başta Kudüs davası falan şu bu dedi ama her şeyi kaybederek kendini rencide etmiş. Nihayetinde Allah-u Teala Nureddin Zengi devrinde, Mahmud Zengi devrinde Şerkoh ve Selahaddin Eyyubi'nin eliyle Mısır'ı o yönetimden kurtaracak. O köhnemiş artık. Yönetimden kurtaracak. Böylece Suriye ve Mısır bir olacak ki Suriye, Bilad-ü Şam denir bizim eski şeyimizde. Suriye denmezdi o zamanlar. O Bilad-ü Şam ve Mısır bütünleştiğinde batıya karşı koyma gücü elde ediyor. Bu o bölgenin yapısında var. Bu iki ülke bir arada olmadan, yani Akdeniz'in güneyiyle doğusu buluşmadan siz batıyla mücadele edemiyorsunuz. O tarihten sonra artık Bizans onların üzerine varacak. Bütün Haçlılar bütünleşik halde varacak. Sicilya Krallığı üzerine varacak. Fakat hiçbir şekilde devlet sarsılmayacak. Kudüs'ün kurtarılması da artık yakınlaşmış olacak. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam, hocam Nureddin Zengi çok iyi bir şekilde anlattınız, ele aldınız. Özellikle Selahaddin'e giden yolda en azından onun hazırladığı zemini, belki Kudüs'ün fethine gidecek yoldaki zemini çok iyi ele aldınız. Selahaddin'e geçmeden önce hocam, Nureddin Zengi'nin şahsiyetiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz? Nasıl biriydi, neye önem verirdi, öncelikleri nelerdi? Bunlara dair kısaca. Nureddin iyi bir ilmi eğitim almıştı. Belki klasik medrese eğitimine tabi tutulmamıştı ama özel hocalardan iyi bir ilmi eğitim almıştı. Bununla beraber sufi bir şahsiyetti. Musullu Molla Ömer'le ciddi bir Ömer Molla ile, Ömer Mella ile aslında dememiz gerekiyor belki. Ciddi bir yakınlığı vardı. Zahit bir insandı.
bütün o yakınlarının şahitliğiyle sadece Ramazan orucu değil, haftanın pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirirdi. Cemaatle namaz ehliydi, hadis ehliydi. İlk defa onun döneminde büyük çapta bir darul hadis, sadece hadis ilminin okutulduğu bir medrese açılmıştır, inşa edilmiştir. Alimlere büyük değer verirdi. Ama o dönemde de ulemanın alışkanlığı olan böyle meseleleri, ihtilaflı meseleleri topluma yansıtma alışkanlığına şiddetle karşı çıkardı. Buna asla müsaade etmezdi. Dolayısıyla konumu ulema üstü bir konumdu. Bunu açık bir dille ifade ediyor. Eğer diyor bizi ihtilafa düşürecekseniz yanımızda yeriniz yok. Başka yerlere gidin. Biz buraya gelenlerin bizi bütünleştirmeleri gerekiyor. Bizi bir araya getirmeleri gerekiyor. En büyük meşhur unvanlarından biri, pek çok unvanı var. Mesela şehadete çok düşkün olduğu için ona şehit de denmiştir. Şehit Nurettin Zengi denmiştir. Şehit olmadığı halde ona bir ödül gibi, adeta bir unvan gibi verilmiştir. Şehadete olan düşkünlüğünden dolayı. Ancak en meşhur unvanı Melikul Adil'dir. Adil Melik'tir. Adaletiyle meşhurdu. Gerek topluma yönelik adaletinde, gerek emirlere yönelik tutumunda büyük bir devlet adamıydı. Büyük bir stratejistti. Örneğin Kudüs meselesini güçleninceye kadar gündeme getirmeyecek, slogana falan dönüştürmeyecek. Bunun düşmanı ürküteceğini, düşmanın buluşmasına yol açacağını biliyordu. Bunun için bu meseleyi hiç konuşmayacak. İlk kez 1160'lı yıllarda, yani yönetime geldikten en az 15 yıl sonra, ama yaklaşık 17 yıl sonra ilk kez Kudüs'ten bahsedecek. Hep düşüncesinde, özel meclisinde bunu hep konuşur. Ama bunun kamusallaşmasına, toplumsallaşmasına müsaade etmez. Zira bunun düşmanı uyandıracağını bilir. Ve gücünün düşmana yetmeyeceğinin de farkındadır. Dolayısıyla aynı zamanda akılcı bir yönetimi vardır. Heyecana dayalı değil, slogana dayalı değil, kendini tatmine dayalı değil, ben görevimi yaptım, gerisini başkası düşünsün, benim gayem cennete girmektir gibi böyle bencil bir dindarlık değil onun dindarlığı. Stratejisttir, uzun bir planlamacıdır. İtham edilir, bu adam kendisi için çalışıyor, bunun düşmanı yenme gibi bir gayesi yok, bilmem Haçlıları yenme gibi bir gayesi yok, Kudüs'ten söz ettiği yok falan da denir ama oralı olmaz. Meselenin sloganlaşmasına, bir heyecana, boş bir heyecana dönüşmesine asla müsaade etmez. Ta ki Hristiyanları bölünceye kadar. Çünkü Hristiyan unsurlar üç ana yapıya dayanıyorlardı. Bunun bir kısmını Avrupa Katolikleri oluşturuyordu. İkinci ana grubu İstanbul Ortodoksluğu oluşturuyordu. Üçüncü grubu o bölgeye yerleşik ve İstanbul Ortodoksluğundan mezhep olarak da ayrı ama savaşçı gücü olan Ermeniler oluşturuyordu. Nureddin Ermenileri Bizans'tan ve Katoliklerden koparacak. Bizatihi Ermeni Mileh Bizans'a karşı savaşacak. Haçlılara karşı savaşmaya başlayacak. Bunu sağladıktan sonra halifeye gönderdiği mektupta diyecek ki Kudüs ve İstanbul'un fethi yakındır. Sadece Kudüs değil, İstanbul'u dahi hedefine koyacak. Ancak bu güce ulaştıktan sonra. Ondan önce bazı küçük planlamaları var. Mesela şairlerine yine 15 yıl falan geçtikten sonra ilk kez Kudüs'ten söz eden şiirler yazdıracak. Minberi de yine neredeyse yaklaşık 20 yıl sonra, iktidara geldikten 20 yıl sonra meşhur Nureddin Minberi'ni inşa edecek. Bunu Halep Camisi'ne koyacak. Bu mimari olarak da çok üstün bir eser. Osman bir işi yapıyorsa iyi yapmalı. Öyle paldır küldür bir minber değil. Belki o gün mimarisi içinde en üst özelliklere sahip, bugüne kadar da öyle kaç minber üretilmiş, bu çok tartışılmış. O kadar üstün bir sanat eseri olarak bir minber inşa edecek. Bunu Halep Camisi'ne koyacak. Diyecek ki inşallah biz Kudüs'ü fethedeceğiz ve bu minberi de Mescid-i Aksa'ya yerleştireceğiz. Bütün bunları bir planlama, bir strateji içerisinde yapacak böyle bir yapıya sahip. Bunu nasıl yapıyordu? İstişaresi her zaman mevcuttu. İlimle içi dışlıydı.
Ama bununla beraber gündüzlerini cihatla geçirdiği gibi gecelerini de ibadetle geçirirdi. Onu yakından görenler, hanımı da dahil, derler ki bazen böyle gecenin mühim bir vaktini hatta rükuda geçirdiği olurdu. Hatta beli kırılacak diye düşüneceğiniz şekilde rükuda kalırdı. Uzun, çok uzun secde ederdi. Yine gece namazına kaledekiler de uyansınlar diye tabl çaldırırdı. Ezandan önce tabl çaldırdı. Sonra Salahaddin döneminde bu bizim yöremizde de Ramazan'da uygulanan salaya dönüşecek. Önce bir sala verilecek. 15-20 dakika önce, fecirden önce. Sonra ezan okunacak ki teheccüde kalkanlar birkaç rekat sünnet kılsınlar. Sabaha öğle hazırlansınlar diye. Bu onların döneminde başlamış bir uygulamadır. Yine çok zengin, çok varlıklı olmasına rağmen, bir emir kökenli olmasına rağmen kalede, Şam Kalesi'nde kendisi için ahşaptan, tahtadan bir ev yapacak ve o evde yaşayacak. Devlet işlerini de orada görecek. Tahtı yok, tacı yok, çadırı mütevazi bir çadır. Ki çok işlevsel bir çadır. Cuma namazı dahi bazen o çadırda kılınır. O günün koşulları içerisinde görkem namına hiçbir şeye müsaade etmez. Ama İslam adına bugüne kadar kalmış büyük eserler diker. Kendisi görkemi sevmez ama devasa medreseler inşa eder. Nureddin Bimaristanı denen bir hastane hala ayakta duruyor. Hastaneler inşa eder. Müslümanların sadece İslami ilimlerde, fıkıhta, hadiste değil, tıpta gelişmeleri için mücadele eder. Dünyanın dört bir yanından, İslam aleminin dört bir yanından mimarlar getirtir, binalar inşa eder ve meşhur İmadüddin el-Esfahani'nin, onun katibinin ifadesiyle İslam'ın sütunlarını Şam bölgesine yeniden diker, ravaklarını yeniden inşa eder ki o sütunlar gerçekten sarsılmış, o ravaklar gerçekten yıpranmıştı. 100'e yakın mescit varmış mesela Şam'a girdiğinde. Tamamı tahrip olmuş durumdaydı, onarılmamıştı. Ve tek medrese yoktu Şam bölgesinde. Tek medrese yoktu. Tamamını Gazali geleneği üzerinden, Nizamiye medreseleri üzerinden, kendi döneminde 40'tan fazla devasa medrese inşa edilecek. Halep ve Şam gibi küçücük bir bölgede. Musul'u aldığında, Musul'a da bir iki yıl önce maalesef o çatışmalar sırasında tahrip edilen Nuri Camisi denen İslam coğrafyasının en büyük camilerinden birini inşa edecek. Kendi evi evet küçük, kendi mekanı küçük. Hatta vefat ettiği zaman doktor der ki odası o kadar dardı ki nefes alamaz diye ürktük. Daha büyük bir mekana taşıyalım dedik. Onu dahi kabul etmedi. Kendi hali mütevazi. Ama İslam'ı temsil eden eserler görkemli eserlerdir, büyük eserlerdir. Bu sünnete dayalı, ihya ve tecdide dayalı bir İslami anlayıştı. Nureddin böyle bir İslami anlayışı temsil ediyordu. Hocam Allah razı olsun, çok güzel değindiniz. Ben bir de merak ediyorum hocam. Yani artık Nureddin Zengin'in vefatıyla ilgili bir mesele var. Zaten boğaz iltihabından vefat ettiği dile getiriliyor. Hı hı. Bunun acaba hani bir belki uzak bir ihtimaldir de suikastle ilgili bir ihtimali var mıdır? Yok, hayır. Yok. O yönde bir zan dahi yok. Zaten hastaydı. Yaklaşık bir 10 günde tamamen yatakta geçiriyor. Onun için öyle bir durum söz konusu değil. Bir boğaz iltihabı geçiriyor ve bu onun vefatine sebep oluyor. Herhangi bir suikast falan söz konusu değil. Şehit denmesinin sebebi şehitliğe olan düşkünlüğünden kaynaklanıyor. Yoksa herhangi bir suikast şüphesi olduğundan falan değil. İçeride ona karşı zaten böyle bir tepki yok. Ordusu hiç çatışmamış. Ama hiç çatışmamış. Kardeşi ona karşı bir iki kez isyan etmiş. Onu her iki seferde, en küçük kardeşi, emiri emiren her iki seferde affetmiştir. Nureddin kendisine karşı yapılan bütün hataları affettiği için bir düşmanı da yoktu. Olağanüstü seviliyordu. Sağlığında da veli olduğuna inanılıyordu.
Vefatından sonra da ulema onu veli olarak görmüştür. Böyle o dönemin bid'atlardan tamamen uzak uleması, Şafii uleması Nureddin Mahmud Zengi'yi veli olarak, Allah'ın velilerinden biri olarak görmüştür. Mezarı başında yapılan duanın yağmurun yağmasına vesile olacağına yüzyıllar boyu inanılmıştır. Dolayısıyla kimsenin böyle Nureddin'e kastetme hali yoktu. Hakkında çok menkıbeler söylenmiş bir insanı öldürmek kolay değildi. Millet onun ruhani olarak Resulullah Aleyhisselam'la görüştüğüne inanıyordu. Mekke Medine'ye geceleri gittiğine inanıyordu. Tahta kaşık yapıp satarak pazarlarda gizlice geçindiğine inanıyor. Böyle çok olağanüstü bir şahsiyetten bahsediyoruz. Veli bir padişahtan bahsediyoruz. Çünkü vaktinin boş kalanın tamamına yakınını zikir ve ibadetle geçiren, tamamen zahit, çok az yiyecekle hayatını sürdüren bir devlet adamı düşünün. Bunun bir veli portresine bürünmesi hiç de uzak bir ihtimal değil. Ben şahsen veli olduğuna inanıyorum. Buna hiç şüphe de duymuyorum. Çünkü orada çok ulema var. Eğer biz o ulemanın dediğini bugün kabul etmezse, ki ilmin mühim bir kısmı onun döneminde tedvin edilmiş, onun ve Salahaddin döneminde, pek çok hususu bizim reddetmemiz gerekiyor. Bizim fıkıh bilgilerini aldığımız, tarih bilgilerini aldığımız, hadisleri naklettiğimiz ulemamız, biz onu gördük, onu duyduk, o Allah'ın velilerinden bir veliydi diyorlarsa, bize düşen bunu sadece tasdik etmektir. Bunu acaba nasıl bu veli söylemi oluştu demek değildir. Gerek Ebu Şame, gerek İmadin el-İsfahani, gerek İbn Asakir, gerek diğer ulema, bunların hepsi çok mühim alimlerdir. Salih oluşlarından hiç şüphe duyulmayan zahit alimlerdir aynı zamanda. Sadece alim değil, aynı zamanda zühd ehli insanlardır. Tamamının ortak kanaatine göre Nureddin Mahmud Zengi Allah'ın bir velisiydi. Sadece bir emir veya padişah değildi. Allah razı olsun hocam. Allah-u Teala rahmetini üzerinden esirgemesin inşallah. Birinci bölümde Nureddin Zengi'den bahsettik. İnşallah ikinci bölüme Selahaddin'in hayatıyla ilgili bir giriş yapacağız. Selahaddin'i anlatacağız. İnşallah. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde buluşmak üzere. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar beraberiz. Bu bölümde Selahaddin'i Mehmet Akif Ersoy'un söylemiyle Şark'ın en sevgili sultanı, Fransız yazar Chapdor'un söylemiyle İslam'ın en temiz komutanı mahiyetiyle biz inşallah Selahaddin'i konuşacağız. Hocam buyurunuz. Şimdi Nureddin'den bahsettik birinci bölümde. Selahaddin Necmeddin Eyyub'un oğludur. Meşhur İslam komutanı Şerkoh'un yeğenidir. Muhtemelen 1138'de bugünkü Tikrit'te dünyaya gelmiş. Tikrit dediğimiz şehir Bağdat'ın kuzeyinde bir yerleşim alanı. Oradan ailesi Bâlebek'e, cihadın var olduğu Lübnan sınırlarına, Haçlılara karşı Lübnan sınırlarına geçmiş İmadin Zengi vesilesiyle. Ama aile köken olarak da mücahit bir aile. Tikrit'ten önce, çünkü Kafkasya'dalar, Şeddadi Beyliği içerisinde Gürcülere karşı cihatla meşguller. Onların Bâlebek'e gönderilmesi de esasen bu vesileylendir. Selahaddin'in çocukluğu Bâlebek'te geçer. Orada üç şahsiyet var üzerinde etkili olan. Birisi İslam tarihinin kaydettiği en zeki siyasetçilerden biri kabul edilen babası Necmeddin Eyyub'tur. Akil adamdır. Aynı zamanda saygın bir adamdır. Nureddin'den bahsettik. Nureddin zahit olduğu kadar da disiplinli bir devlet adamıydı. Hiçbir emirin huzurunda oturmasına müsaade etmezdi. Herkes onu ayakta dinlerdi. Necmeddin Eyyub hariç, hem kendi babasının hatırına hem Necmeddin'e duyduğu saygı, ondan gördüğü hocalık üzerine onu yanında oturtur. Diğer bütün emirler divan sırasında ayakta kalarak görüşmeyen ederlerdi. Oturmalarına müsaade etmezdi. Bir şahsiyet daha var burada. Seyyidün Şerkoh. Yine İslam tarihinin kaydettiği en büyük komutanlardan biri kabul ediliyor.
Ve üçüncü bir şahsiyet var ki o da Nureddin Zengi'nin kendisidir. Nureddin Zengi'nin babası İmadüddin Zengi, Nureddin Zengi'yi gençlik yıllarında Necmeddin Eyüp ve Şerko kardeşlerinin yanına verir. Ta ki Necmeddin'den siyaset öğrensin, Şerko'dan da askerliği öğrensin diye. Selahaddin bu üçünün yanında büyür. Baba Necmeddin Eyüp, amca Şerko ve ağabey konumunda olan Nureddin Zengi. Dolayısıyla üçünden de çok şey almış. İyi bir siyasetçidir Selahaddin Eyyubi. Bunda hiç şüphe yok. Yoksa o zor koşullar içerisinde adeta böyle mıhlı, çivili bir fıçının içinden çıkıyor çünkü. İkincisi, davasa bir komutandır. Tarihin kaydettiği, şüphesiz ki tarihin kaydettiği en büyük maraşallardan biridir. Herhalde şimdi askeri tarihin en çok okutulan isimlerinden biridir. Bunun, bu Çin de olabilir, Amerika da olabilir, İslam alemi de olabilir. Askeri tarihi anlatıp da Selahaddin'i atlamak mümkün değil. Dünya askerlik tarihinin en büyük birkaç şahsiyetinden biridir. Dünya tarihini değiştiren şahsiyetinden biridir. Bununla beraber iyi bir sufidir. Bu aynı zamanda Nureddin de iyi bir sufidir. Zira onların yetişmesine katkıda bulunan Şerko, büyük bir asker olmakla beraber aynı zamanda iyi bir sufidir. Gittiği her yerde medreseler açar. Bununla beraber yanına bir sufi dergahı açar. İlimle zikri buluşturur. Yine ilk kez Şerko tarafından hem Hanefi hem Şafii fıkhının bir arada okutulduğu, aynı anda bir arada okutulduğu medreseler açılır ki Şerko İmam Şafii hayranıdır. Buna rağmen böyle bir şey yapar. Bunlar İttihad-ı İslam'dan yana olan bir ailedirler. Bu şekilde yetişmişlerdir. Selahaddin de böyle bir eğitimle büyür, böyle bir eğitim alır. Ama tarih sahnesine Mısır'la çıkar. Bu arada bir dönem babası Necmeddin Eyyub'la Nureddin'in yolları ayrılır. Babası Şam'a yerleşir. Henüz Şam Nureddin yönetiminde değilken o süreçte Selahaddin babasının yanında değil, amcası Şerko ve Nureddin'in yanındadır. Dolayısıyla Necmeddin biraz daha ağır başlı, biraz daha böyle derler ya siyaset medar, siyasetçidir. Daha meselelerin arka planına yönelen bir şahsiyet. Bu ekip ise daha gazi bir ekiptir. Daha mücahit bir ekip, savaşçı bir ekiptir. Selahaddin daha babasına göre bu gazi, mücahit ekibin alışkanlıkları üzerine büyür. Onların eğilimleri üzerine büyür ki bunların zihin dünyasında daima bir şey var. Küffarı yenmek, Müslümanları birleştirmek. Bu onlar için bir şiar haline gelmiştir. Kendilerini İslam fedaisi olarak görürler ve aynı zamanda muhibbi Resul'dürler. Şerko Allah rahmet eylesin. Musul veziri Cemaleddin'in dostudur. Onunla anlaşmışlardır. Cemaleddin'e demişlerdir ki bizden hangisi önce vefat ederse diğeri onu Medine'ye, Cennetül Baki'ye götürüp defnedecektir diye sözleşmişler. Şimdi Şerko Mısır'da vefat eder ama cenazesi Cennetül Baki'ye götürülüp defnedilir. Yol boyunca bütün Müslüman bu arada şehirlerde üzerine cenaze namazı kılınır. Bunlar böyle bir sevdaya sahipler, böyle bir ahlaka sahipler. İslam'ın simgelerine çok önem verirler. Şerko mesela tefekkürünü İmam Şafii'nin Mısır'da bulunduğu sürecinde makberinde yapar. Onun türbesine gider. Tarih kitaplarında geçer. Şerko'yu aradılar. Dediler ki onun yardımcıları, katipleri, vezir, ki sultan da deniyordu Mısır'a vezir olduktan sonra, sultan İmam Şafii'nin türbesindedir. Dün geceyi orada geçirdi. Bir tefekküre ihtiyacı olmuş diye kayıtlarda resmi olarak geçer. Böyle bir ekip içinde büyüyor Selahaddin Eyyubi. Dolayısıyla Mısır'ı amcasıyla birlikte aldıktan sonra ki yanlarında bulunan Fakih İsa el-Hakkari vesilesiyle sultan olur, amcasının yerine geçer. Çok genç. Bunun için tercih edilmek istenmez. Ama Fakih İsa el-Hakkari diye hem fakih hem aynı zamanda asker bir adam bu. Asker gibi giyinir ama başında ulema sarığı bulunan bir fakih, Fakih İsa el-Hakkari. Onun vesilesiyle Selahaddin
Mısır'a vezir olur, Mısır'a sultan olur. Mısır şatafat içerisinde. Öyle ki Fatimi halifesinin huzuruna geçmek için bir elçi, bu böyle bir abartı, bir efsane falan değil. Tarihsel kayıtlar elimizde sağlam olarak duruyor. 40 alemden geçiyordu saraya gitmek için. Böyle bir yeri yapmışlardı, haşa, bu hayvanlar alemi diyorlardı, mücevherat alemi diyorlardı, bitkiler alemi, bahçeler diyorlardı. 40 alemden geçerek kişi sultan huzuruna geçiyordu ve Şerkuh'a giydirilen kaftan, sultanlık kaftanı ki Selahaddin'de kalmıştır. Selahaddin sonra bunu giymeyecektir, o ilk törenden sonra giymeyecektir. Bugün belki değeri trilyonlarla ölçülecek bir kaftan. Çok lüks ve şatafat içerisinde. Selahaddin Mısır'a vezir olduktan hemen sonra amcası pek bir değişiklik yapma imkanı bulmamıştı. 69 gün sadece iktidarda kalabilmişti ama Gazali'nin fikriyatı üzerine ilk yaptığı iş Hristiyanların yönetim içindeki payını azaltmak olmuştu. Onun dışında çok şey yapamamıştı. Yaptığı ilk şey ne derseniz, bir Darul Ma'une denen Mısır'daki büyük işkencehaneyi derhal kapatıp onu medreseye çevirmek. Şafiiler için medrese yapmak. Onun yeğeni Takiyüddin ise Mısır'ın en görkemli köşklerinden birini alacak. Onu da Mısır'da nüfusları kalabalık olan Malikiler için medreseye dönüştürecektir. Bu bir siyasi çizginin başlangıcıdır. Bugünden sonra artık burada işkence olmayacak, burada eğlence olmayacak. Zira yönetim kendisi eğlenceye dalmıştı. Buna itiraz eden Müslümanları da işkenceye tabi tutarak susturuyordu. Mesela anlaşılıyor değil mi? Evet, çok net oldu. Şatafatı sürdürmek için de halktan yüksek vergiler alıyordu. O vergileri de Selahaddin bir emirle tamamen ortadan kaldıracak. Bunun yerine zekat sistemini yerleştirecektir. Ancak bunlar ıslahatçı bir yapıdan geliyorlar. Eğlencehaneleri kapatmayacaktır eğlencehaneleri. Buna hiç dokunmayacak. Hatta vergi bile almaya devam edecek. Zira içerisi kadar dışarısı da onunla savaş halindedir. Ve Fatimilerin ihmal ettiği Kur'an eğitimine büyük bir önem verecek. Çocukları kayıt altına alarak tek tek Kur'an eğitimi alıp almadıklarını tetkik edecek. Vaizleri değiştirecek, daha önce ihtilaflara odaklanan İsmaili mezhebine mensup vaizler yerine Ehl-i Sünnet'in vaizlerini yerleştirecek, hatipleri yerleştirecek, Mısır'da büyük bir dönüşüm gerçekleştirecek. Ama bütün bunları yaparken aynı zamanda içeriye ve dışarıya karşı savaşacak. Zira bu bir isyanlara yol açacak. Bununla beraber o meşhur Dimyat Savaşı'na da Bizans gelecek. Neredeyse 1000 gemiyle. Gelecek, Sicilya Kralı gelecek, Haçlılar gelecek, yerli Haçlılar, Avrupa Haçlıları gelecek. Bütün bunlarla da baş edecek. Ve belki tarihte görülmemiş bir şekilde develerin sırtında taşınabilen gemiler, parçalı gemiler üretecek. Ve yine Fatimi tarihinin, Fatimilerin ihmal ettiği deniz gücünü yeniden ihya edecek. Bir adaya Memlük denen askerlerini yerleştirip deniz istihbaratını kuracak. Bununla beraber kara istihbaratını kuracak. Dolayısıyla burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Tek yönlü bir ihyadan söz etmiyoruz. Bid'atın böyle peyderpey defi, günahın peyderpey defi, bununla beraber ilimde, adalette, devlet nizamında, askeriyede aşamalı bir ihya süreci inşa ediyor Selahaddin. Bir de Mısır'da şey var hocam, sanki o İslam'ın o günkü coğrafyasında yaşanan o ayrılık, o ihtilafların artık tek çatı altında birleştiği, yani o ihtilafların, Müslümanların ayrı ayrı olmuş güçlerinin tek kalemde birleştiği bir Mısır. Hani Ramazan vesilesiyle çok meseleyi böyle hani girmek istemiyorum doğrusu bazı noktalar ama Mısır'da Fatimi halifesi hepsini bir arada tutabiliyor. Bir İskenderiye'de Şafii nüfus var.
Ama merkezde Hanbeli ulema var. Kahire gibi şehirlerde ve bununla beraber Şii İsmaili mezhebine mensup ulema var. Bunlar sürekli tartışıyorlar. Öyle Hanbeliler katil falan da edilmiyor. İlk dönem katledilmiş. Bazı tarihçi yazarların falan yazdıkları tamamen uydurma. İlk dönem evet olmuş. Fatımiler gerçekten kimi bulmuşlarsa katletmişler. Kendilerinden olmayan kimi. Ama sonraki dönemde devlet artık nizamını oturtmaya çalışmış. Ermeniler var. Güçlü bir Ermeni sınıf var. Sudaniler var. Bununla beraber sürekli tartışma halinde olan iktidar Şii İsmaililerde, muhalefet neredeyse ulema olarak Hanbelilerde ve halife bundan medet umuyor. Bununla geçiniyor. Toplum bununla parçalı durdukça o orada ayakta durabiliyor. Selahaddin bütün bu meselelere son verecek. Elbette nüfus olarak İsmaillik halk arasında yoktu. İsmailliğe son verecek. Fatmi halifeliğine son verecek. Tamamen Nureddin'in de sıkı direktifleriyle onu da ortadan kaldıracak. Ama toplumda bir toplumsal buluşma sağlayacak. Evet. Hanbeli ulemasının ona yönelik bütün hakaretlerine rağmen, ağza alınmaz hakaretlerine rağmen, bugün bile o şiirleri okuduğunuz zaman sarsılıyorsunuz. İnsan nasıl olur da böyle bir Müslüman emire böyle bir hakarette bulunur, sırf mezhebimden değil diye. Onlara bile kötü muamelede bulunmayacak. Onlar için dahi medrese açacak. Zaten Şafii, Maliki ulema için medreseler açacak ve toplumu küffara karşı bütünleştirecek. Diyecek ki düşmanınız sizin komşunuz değildir. Düşmanınız dün ben buraya gelmeseydim, biz gelmeseydik burayı yarı istila etmiş olan ve istila edecek olan Haçlılardır, Bizanslılardır. Dün Bizans'a vergi veriyordunuz. Selahaddin'in ilk reddettiği hususlardan biri de odur zaten. Bizans'a vergi vermemek. Yani Selahaddin Sultan olduktan sonra Bizans ona bir ultimatum gönderecek. Diyecek ki ben Fatımilerden vergi alıyordum. Benim müttefiklerimdiler. Vasallarım gibiydiler adeta. Yıllık Fatımi yönetimi Bizans'a vergi veriyordu. Sen de ver diyecektir. Selahaddin o devir geçti diyecek. Varsa gücün alabiliyorsan al diyecek. Halka şunu öğretecek. Kendi içinizde zekat geçerli. Dışarıya karşı ganimet alabilirsiniz. Haksız yere birbirinizin malını alamazsınız. Zekat yardımlaşmanın simgesidir. Ganimet cihadın, düşmana karşı savaşın simgesidir. Varsa bir enerjiniz bunu dışarıya boşaltın diyecek ve Mısırlardan gerçekten başarılı ordular kuracak. Çok kıymetli askerler teşkil edecektir. Sonra malum Nureddin Zengi Allah rahmet eylesin dedik 1174'te vefat ettiği zaman esasen yönetim Selahaddin'e verilmeyecek. 11 yaşındaki daha yeni sünnet olmuş oğluna verilecek bürokrasi tarafından. Fakat Şam'daki yönetim devredildikten hemen sonra Haçlılar tekrar Şam civarına gelecekler. Şam'ı istila etmek isteyecekler. Şam yönetimi cihad edemeyecek durumda çünkü ihtilaflar başlamış. İhtilafın olduğu yerde düşmanla baş edilmez. Tekrar Nureddin öncesinde olduğu gibi size vergi verelim diyeceklerdir, geri dönün. Selahaddin bunu duyduğunda çok rahatsız olacak. Bundan çok ama çok büyük bir huzur edecek ve onlara bir ultimatum gönderecek. Diyecek ki ben size tabiyim, sultan 11 yaşındadır demedim. Onun adına para bastım, onun adına hutbe okuttum. Fakat şu Haçlılara vergi vermeniz İslam'a büyük bir hakarettir diyecektir. Müslümanlara çok ağır gelmiştir diyecektir bu yaptığınız. Neticede ulema tefekkür edecek. Diyecek ki ancak Selahaddin başa geçerse bu devlet kendini koruyabilir ve hedeflerine ulaşabilir. Onu davet edeceklerdir. Selahaddin Şam'a öyle gidecektir. Davetiye üzerine gidecek. Gittiği zaman da Şam yöresi direnmeyecek. Ama Halep'teki Zengi ve Musul'daki Zengi yönetimi direnecektir. Özellikle Musul'daki Zengiler cihadın bir parçası değildiler. Nureddin'in baskısı olmasa katılmak istemiyorlardı. Irak ahlaklıydılar. Bagdad ahlaklıydılar. Oralar hep iç çatışmalarla meşhurdur. Evet. Kendi arasında kavgayla meşhurdur. O Isfahan'dan Bagdat'ta, Bagdat'tan Musul'da böyle bir üçgen var orada. Küfe'ye kadar uzanır. Bunlar daima
Hatta yer yer Necid çölüne, Bahreyn taraflarına doğru giden, burası bir kıta. Tarihte binlerce yıldır bunlar kendi aralarında kavga etmekle meşhurdurlar. Ve sürekli Müslümanların enerjisi de buralarda tüketilmek istenmiştir, yok edilmek istenmiştir. Nureddin'in en büyük başarılarından biri oradaki tartışmalarla hiç ilgili olmak. Mesela halife olmaya çalışmadığı gibi Musul Atabegi olmaya da çalışmamıştır. Zira o bölgeyi bir fitne odağı olarak görmüş ve kendini daha çok cihadın bulunduğu tarafa vermiş. Selahaddin de aynı siyaseti izleyecek. Neyse Şam'a sultan olduktan sonra 10 yıla yakın ülkesini bütünleştirme projesini uygulayacak ki bu Nureddin'in siyasi çizgisine çok uygundur. Ama neticede Yüce Allah ona Hattin Savaşı'nda onu muzaffer kılacak. Peşinde bir Miraç gecesinde Kudüs fethedilecek. Onun en büyük zaferi ama Hattin Savaşı veya Kudüs'ün fethi değildir. Onun en büyük ama en büyük zaferi 3. Haçlı Seferi'dir. 3. Haçlı Seferi'nde İngiliz Kralı Aslan Yürekli Richard, Alman Kralı, Fransız Kralı, Sicilya Kralı, yerli Haçlı Kralı, 5 kralın bütün gücüyle var olduğu bir cephede yıllardır savaşan yorgun bir ordu, hasta bir emir, vücudunda çıbanlar bulunan hasta bir komutan Selahaddin bütün bu orduları pes ettirmeyi bilecek. Askeri dehası, ilmi, takvası, adaleti ve İslami yönetimiyle onu esasen tarih sahnesinde bu kadar çok kıymetli kılan, büyük komutanların onu çok anmalarına vesile olan bu son zaferidir. 3. Haçlı Seferi'ni def etmesidir. Normal şartlar altında bu seferin def edilme ihtimali yok. Zaman zaman ulemamız böyle çok kısaca der, ilahi yardım geldi ama ilahi yardım niye geldi arkadaş? Ey alim, bizi burada Hristiyanlaştırma, bizi burada Budistleştirme, bizi Hinduileştirme veya Zerdüşleştirme bizi. İlahi yardım geldiyse vardır bu ilahi yardımın bir sebebi. Selahaddin bütün vesilelere sarılan bir adamdı. Sufi tasavvuf ehli olan bir insan. Ama onun sufiliği böyle Hinduist bir yaklaşıma asla müsaade etmeyen biriydi. İlk defa onun döneminde tıp fakültelerinin açıldığını söylersen mesele çok yönlü anlaşılmış olur. İlme düşkünlük açısından. Oraya girmeden evet, önce buyurun. Hocam bir şiir arası verelim inşallah. Buyurun, buyurun. Konumuza devam edelim. Vakit geç oldu artık. İnmelisin şehre benim güzel yüzlü. Bir emanet yüklenmelisin yanıklarına İbrahim'den. Dudaklarından düşürmemelisin kema salleyteyi. İbrahim'in Rabbi ile olan bu sıcak bağlantın hiç kesilmesin. Varsın hep eğri büğrü olsun yolları, geçitleri bu şehrin. Sen hiç eğilmeden, bükülmeden İbrahim gibi dimdik yürümelisin. Şehir sussun, ayak seslerinin ritmine kaptırsın kendini. Adımların ne söylüyor, varsın kim ne anlarsa anlasın. Ruhsuz beton yığınlarından geçerken acıyarak dokunmalısın. Sıcak bir rutubet zerk etmelisin soğuk sütunlarından. Fark etsin de bu sıcaklığı herkes, balkonlara, camlara koşursun. Şehrin dini adına seni karşılayan billboardlara hiç aldırmamalısın. Yanar döner vitrinlere hiç yüz vermeden geçip gitmelisin. Ben hiç sevmem yıldızları, yıldızları diye dua etmelisin. Dudak bükmelisin. Ben hiç sevmem böyle yanıp yanıp sönenleri. Ben hiç sevmem böyle kaybolup kaybolup gidenleri. Mahşer gibi kaynayan şu en büyük mabedin, yani en büyük marketin yanından geçerken biraz durmalısın.
küçük bir taş alıp fırlatmalısın vitrinden kıblesine. Dalıp gittikleri alışveriş ibadetlerini ifsad etmelisin. Huşularını bozmalısın. Biraz tedirgin etmelisin. Arada bir yavaşlatmalısın adımlarını güzel yüzlü. Cebindeki küçücük aynayı çıkarıp bakmalısın. Gözlerindeki ışık yerinde mi? Yanaklarındaki emanet duruyor mu? Emin olmalısın. Ortalarına doğru yaklaşınca bu zavallı kentin, elinle şöyle bir yoklamalısın kendi yüreğini. Yüreğindeki okyanusların dalgalarını kulaklarınla duymalısın. Sonra başka duyanlar var mı bu sesi? Etrafına şöyle bir bakmalısın. Simitçiler, mendil satan çocuklar ve boyacılar duyacak. Arka sokaklar duyacak. Şehrin ötekileri duyacak. İlk önce onlar fark edecek gözlerindeki ışığı. Avuçlarını almalısın onların üşüyen ellerini. Nefesinle ısıtmalısın ve birlikte yürümelisin yolun bundan sonrasını. Varsın homurdansın birileri, şehrin görüntüsünü bozdunuz diye. Hiç aldırmamalısın metal sesli anonslarına, kırmızı ve turuncu alarmlarına. Kentin ortasına, yuvarlak noktasına vardın ya güzel yüzlüm, işte tam orada durmalısın. Merasim kullarının betonlaşmış gözlerinin içine bakmalısın. Onursuz duruşlarını, yüzlerine oturmuş karanlıklarını, acizliklerini bir bakışta görmelisin. Siz işte busunuz, bundan ibaretsiniz diye bizzat kendilerine göstermeli, ortaya koymalısın. Dayandıkları, yaslandıkları takozlarını altlarından çekip almalısın. Sığındıkları örümcek ağlarını şehadet parmağınla bozup dağıtmalısın. Ve İbrahim gibi öyle bir söz etmelisin, öyle bir söz etmelisin ki şuralarından yani ta yüreklerinden vurmalısın. Bütün ölçülerini, tartılarını bozmalısın. Varsın kısa devre yapsın şehrin damarları, sinir hatları birbirine karışsın. Artık her yer İbrahimce ettiğin sözlerle çalkalansın. Şehir üzerine üzerine gelsin. Halka halka kuşatsın. İnsanlar bir bir önünden geçsin. Öfkeyle parmaklarını sana uzatsın. İşte buydu. İşte buydu desin, bağırsın. İşte buydu ayak sesleriyle kulaklarımızın ahengini bozan. İşte buydu bakışları hiç bizim bakışlarımıza uymayan. İşte buydu caddelerimizin manzarasını bozan. İşte buydu ilahlarımıza dudak büken, dil uzatan. İşte buydu arka sokaklara ayağa kaldıran. İşte buydu ötekileri kışkırtan diye haykırsın. Kıyametler kopsun, yer yerinden oynasın. Bütün genel kurullar olağanüstü toplansın. Masaların üstü dosyalarla dolsun, taşsın. Beyanatlar verilsin, demeçler yayınlansın. Karanlık mağaralardan devler homurdansın. Kara cübbeliler birbirlerine eğilsin, fısıldaşsın. Sonra imzalar atılsın, kalemler kırılsın. Oy birliğiyle yakılma kararın alınsın. Sonra dergilerden, gazetelerden bir dağ yığılsın. Düğmelere basılsın, flaşlar patlatılsın. Ekranlar üst üste yığılsın, mancınık tepeleri kurulsun. Adet yerini bulsun diye de son bir sözün, son bir arzun sorulsun. Sonra dudaklarına kilitlenip kalsın şehir. Yanlış anlaşıldım, demek istedim ki ben aslında gibisinden bir dönüş, bir özür beklesin dursun. Ve birden kulaklar
hasbunallahu ve ni'mel vekil diye haykırışınla çınlasın. Yeşeren yamaçlarından tatlı bir tebessümle inerken halk yollarına dizilsin. Seninle yüz yüze gelenler gözlerine asla bakmasın, bakamasın. Zaten bakamazlar ki güzel yüzlüm. Bakmak isteyenler sadece yanaklarına baksın. Şaşırıp kalsınlar yanaklarında İbrahim'i görünce. Fakat sen yine de onlara gözlerini göstermelisin. Görsünler Nemrud'a kul olmak neymiş, Allah'a kul olmak neymiş. Görsünler de bunun farkıyla yansınlar. Dövünsünler, çarpılsınlar. Allah razı olsun. Kıymetli Mehmet Göktaş hocamın bir şiiridir. Kemal Salleyte diye. Hakikaten ben her okuduğumda hocam zevk alıyorum. Çünkü yine Selahaddin vari bir uyanışı atfediyor. İbrahimce bir uyanışı atfediyor. Bu yönüyle okumak istedim. Allah razı olsun. Güzel yazmış hocamız. Allah selamet versin. Siz de güzel okuyorsunuz maşallah çok. Allah razı olsun hocam. Hocam Selahaddin'i anlattık. Kudüs fethine geldik. Çok kısa bir süremiz var. Ben sadece hani birkaç yönüyle Selahaddin'i anlatmanızı istiyorum. Özellikle savaşçı yönü, ilim yönü, ahlak yönü, bir de adalet yönü. Dört kalemde Selahaddin'le ilgili son böyle söyleyeceklerinizi alalım hocam. Selahaddin ilmi yönü şüphesiz ki iyi bir ilmi eğitim almıştı ama bununla beraber ilme büyük değer veriyordu. Hem dini ilimlere, Gazali'nin o tasnifine göre hem dini ilimlere hem dünyevi denen ilimlere büyük yatırımlar yapmıştı. İlk kez onun döneminde yanı başına yurtlar bulunan, öğrenci yurtları bulunan medreseler açıldı. Daha önce talebeler medresenin içinde yatıp kalkıyorlardı, iç içeydi. Selahaddin bir organizasyon adamıdır. Ondan önce yine hastanelerde de eğitim ve tedavi bir arada yapılıyordu. Selahaddin tedavi binalarıyla eğitim binalarını ayırıyor. Medreselerde de kalınan yer ile ders alınan yeri ayırıyor. Bunu da büyük ölçüde yine organizasyon adamıdır. Kendisi cephedeyken, bu işlerle uğraşamaz durumdayken, başta halası ve kız kardeşleri olmak üzere yine ailesinin diğer kadınları da dahil kadınlar büyük vakfiyeler kuruyorlar. Ve Hazreti Ayşe validemizden sonra ilk kez ciddi anlamda İslam tarihinde bir kadın alime sınıfı ortaya çıkıyor onun döneminde. Sonraki büyük alimlerin icazetlerini alacakları bir alime sınıfı yetişiyor. Sadece erkek değil, kadınların ilmine kıymet veriyor, değer veriyor. Hadis ilmini Nureddin'in teşvik ettiği gibi yine teşvik ediyor. Bununla birlikte dünya savaş tarihi ve savaş teknikleri üzerine bir kitap yazdırıyor. Ta Endülüs'ten bir tabip getirtip Müslüman çocuklarına tıp dersleri verdiriyor. Dolayısıyla Selahaddin ve ilim çok iç içeler ve bugün İslam aleminin bahsini ettiğimiz medreselerinin mühim bir kısmı onun tarafından inşa edilmiştir. Bunun için İslam tarihinde Nizamül Mülk'le birlikte anılmıştır Selahaddin Eyyubi. Nizamül Mülk'le birlikte anılmıştır. İlme yaptığı katkı onunla bir arada ondan söz edilmiştir. Yani burada Nizamül Mülk'ten bahsedilir, Selahaddin'den bahsedilir, Nureddin Zengi'den bahsedilir ve Abbasi halifelerinden birinden söz edilir. Dörde çıkarılır. Bunun yanında Selahaddin ibadet ehli, takva ehli bir insandı. Son yıllarda cemaatsiz namaz kıldığı görülmemiştir diyor katibi. Bizzat İbn-i Şeddat söylüyor. Hastayken, ayağa kalkamadığında dahi imam önünde namazını kılar, o arkada oturarak cemaatle namazını eda ederdi. Teheccüd namazına mutlaka kalkardı. Yine teheccüdü kaçırdığı görülmemiştir son yıllarda. Bununla beraber zühd ehliydi. Dünya malına hiç değer vermezdi. Vefat ettiğinde arkasında bıraktığı miras bir suri altınla bir 46 dirhem civarında bir şey ve vasiyette bulunmuş. Demiştir ki beni kendi malımdan
defnedin ancak kendi malı defin parasına yetmeyecektir eldeki terekesi. Bu yüzden akrabaları bu terekeye katkı yapmak zorunda kalacaklardır. Ondan miras almadıkları gibi buna katkı yapmak zorunda kalacaklardır. Son derece mütevazi bir hayat yaşardı. İslam ibadetlere büyük önem verirdi. Hacca gidemeyecek, amcası Şerko gitmiştir. O dönemin giden nadir emirlerinden biridir hac yapabilen. Zira sürekli savaş halinde hacca gidemeyecek. Ama hacıları ta şehrin dışından karşılardı. Hastadır aslında. Elçiler gelmiştir, görüşmez. Fakat hacdan gelenlerle görüşür. Haccı ihya etmeye çalışacaktır. İbadetleri bu şekilde ihya etmeye çalışacaktır. Adildir şüphesiz ki tarihte en çok anılan özelliklerinden biri de adildir. O Darul Adl dediğimiz Nureddin'in şeyde kurduğu, Şam'da kurduğu bir bina var. Devasa bir İslam tarihinde hep adalet meclisleri kurulmuştur. Biz de padişahların, yöneticilerin, emirlerin zulmünü engellemek için halkla buluştukları günler var. Bu adalet günleri, adalet meclisleri. Ama ilk kez Nureddin Mahmud Zengi bir adalet binası yapıyor kocaman. Darul Adl diyor ve orada bu işi bir kurumsallaştırıyor. Selahaddin bunu sürdürecek. Adalet mekanizmasını ayakta tutacaktır. Savaşçılığından epey bir bahsettik. Bahsetmek bile artık çok böyle fazla geliyor gibi. Doğrusu Selahaddin tam bir maraşaldır dediğim gibi. Dünya tarihinin kaydettiği en büyük maraşallardan biridir. Sadece cesur bir savaşçı değil, aynı zamanda iyi bir savaş planlamacısıdır. Bir şekilde düşmanını pes ettirmeyi başarmıştır. Yine affedicidir Müslümanlara karşı, döneminde infazlar yapmamıştır Nureddin yaptığı gibi. İkinci Seyfettin Gazi ona karşı ordularını toplayıp geldiğinde Haşhaşileri üzerine yönlendirdiklerinde Halepliler onu katletmek üzere. Bütün bunlara rağmen onları yakaladığında o meşhur konuşmasını yapacaktır. Diyecek ki bizimle cihada gelenler gelsin, gelmek istemeyenler hanımlarının yanına geri dönsünler. Biz onlara binek atı vereceğiz memleketlerine ulaşmaları için. Savaş atları bizim, binek atları kendilerindir diye o meşhur ifadelerde bulunacak. Herhangi bir karşılık da beklemez, özverilidir, fedakardır. Meşhur o sözleri arasıdır. Kuyulardan suları biz çekeriz, başkaları içer. Biz sarp yerlerde, sarp dağlarda değirmen taşlarını biz taşırız. Ama ekmeği başkaları yer der. Fedakar bir insandır. Allah rahmet eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam. Vaktimiz kısaydı. Gerçekten ne Nureddin Zengi ne de Selahaddin Eyyubi yarım saat, bir saatlik bir muhabbete muhabbette anlatılabilecek bir kısalıkta bir hayatları yok. Destansı bir hayatları var. Rabbim onları rahmetiyle kuşatsın. Evet. Bizlerin içerisinden de inşallah Selahaddinler, Nurettinler çıkarmayı nasip etsin inşallah. Evet. Hocam verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Allah razı i̇nşallah. Olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah kıymetli Rehber TV izleyenleri bu Sahur Bereketi programında Nureddin Zengi ve Selahaddin Eyyubi'yi anlatmaya çalıştı. Kıymetli hocam Doktor Abdülkadir Turan beyefendi bize çok iyi bir şekilde anlattılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah farklı bir Sahur Bereketi programıyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.